Canım değerli dostlarım, Özgün Şef'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere çok güzel mantarlı kuzu kavurma tarifi paylaşacağız. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. Ardından bu güzel tarifi sizlerle paylaşalım. Takipçilerim, şöyle görmüş olduğunuz gibi mantarlı kuzu kavurma için 750 gram yağlı kuzu kuşbaşı, kapya biberi, sivri biber ve 1 kilogram mantar, yarım çorba kaşığı tuz, bir çorba kaşığı tereyağı, bir baş kuru soğan, iki diş sarımsak. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi hemen keyifle hazırlamaya geçiyorum. Şimdi tenceremi ocağa koydum. Altını yaktım. Tencerem ısınıyor. Tenceremin iyice ısınmasını sağlayacağım. İyice ısındıktan sonra önce tereyağımı, ardından da kuşbaşı doğranmış olan etlerimi tencereme atıp güzelce kavuracağım. Evet, artık tencerem ısındı. Şimdi tereyağımı böyle tencereye attım. Tereyağımı güzelce eriteceğim. Ardından etlerimi ilave edeceğim. Evet, tereyağım eridi. Güzelce kavruldu. Şimdi hemen etlerimi de atıyorum. Etlerimi sürekli kavuruyorum böyle karıştırarak. Birazdan tuzumu da ilave edeceğim. Evet, etimizin rengi dönüşmeye başladı. Şimdi tuzumu da ilave ediyorum. Yarım çorba kaşığı tuzumu da ilave ettikten sonra tekrar güzelce karıştırıp tuzumu yediriyorum. Etimin renginin tamamen dönmesini bekleyeceğiz. Kesinlikle hiçbir kırmızılık kalmayacak. Ardından kapağını kapatacağız. Etim ocakta kavruluyor. Ben de şimdi soğanımı iri iri doğrayacağım. Ne kadar iri doğrarsak kavurma da o kadar güzel olur. Evet, etimin rengi artık dönüşmeye başladı. Ben soğanımı doğradım iri iri. Doğramış olduğum iri soğanları da ilave ediyorum. Şimdi karıştırıp tenceremin kapağını kapatacağım. Mantarlarımı doğramaya geçeceğim. Bu işlem ortalama 1 saat sürecek. Pişme süresi. Şimdi kapağımı örtüyorum. Evet, kapağımı örtüyorum. Ara ara karıştırmak şartıyla. Her 5 dakikada bir muhakkak karıştırıp bu arada ben de hemen mantarlarımı doğramaya geçiyorum. Evet, mantarlarımı şöyle bu şekilde 4'e bölüyorum. Kesinlikle ince ince doğramayın. Kavurmada ince olmaz. Şöyle 4'e bölmeniz yeterli olacaktır. Tekrardan gösteriyorum. Evet, yıkamış olduğum mantarları güzelce doğradım. Görmüş olduğunuz gibi 4'e böldüm hepsini. Şimdi mantarlarımı da ete ilave edeceğim. Evet, tenceremin kapağını açıyorum. Evet, tenceremin kapağını açtıktan sonra tekrardan karıştırıyorum. Etim yavaş yavaş karamelize olmaya başlamış. Bu arada ben de mantarlarımı ilave ediyorum. Doğramış olduğum mantarlarımı da ilave ettikten sonra tekrardan karıştırma işlemini gerçekleştiriyorum. Evet, et ve mantarlarımızı güzelce karıştırdık. Şimdi sarımsaklarımı da doğrayıp içerisine ilave edeceğim. Evet, sarımsaklarımı da ince ince kıyıyorum. Evet, sarımsakları ince ince kıydıktan sonra sarımsaklarımı da hemen etin içerisine ilave ediyorum. Evet, doğramış olduğum sarımsakları da içerisine ilave ediyorum. Şimdi güzelce tekrar karıştırıp kapağını örteceğim. Biberlerimi doğrayacağım. Kesinlikle bu yemeğe domates kullanmıyorsunuz. Domates sulandırır. Güzel olmaz. Ama mantarlı tavuk sotede falan kullanabilirsiniz. Ama bu mantarlı kavurma. Mantarlı kavurmada asla ve asla domates olmaz. Sadece biber kullanabilirsiniz. Biberleri de son aşamada. Bir de arzu ederseniz kekik kullanabilirsiniz bu yemekte. Tabii ki kekiği de son aşamada kullanmanız gerekiyor. Şimdi kapağını örtüyorum. 30 dakikada pişireceğim. Kapağını açıyoruz. Etimiz gördüğünüz gibi artık karamelize oldu. Yağlar altta. Vızırtıları duyuyorsunuz. Şimdi hemen biberlerimi doğradım. Biberlerimi de ilave ediyorum. Evet, doğramış olduğum biberlerimi de hemen güzelce ilave ediyorum. Tekrar kavurmaya devam ediyorum. Yaklaşık 2-3 dakika biberlerle beraber kavurup artık ocaktan alıp sunumuna hazırlayacağım. Evet kıymetli takipçilerim, artık mantarlı kavurmamız hazır. Mantarlı kuzu kavurmayı da yaptık. Görmüş olduğunuz gibi biberleri içerisine son anda ilave ettik. 1-2 dakika soteledik.
Umarım bu tarifimizi beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel günler diliyoruz.